Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz köklü ifadeler. İlk dersimizde köklü ifadeleri işleyeceğiz. Hemen ardından da sorularını çözmüş olacağız arkadaşlar. İnşallah bugün bitireceğiz. İsterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. Hazırsak. Şimdi ilk olarak köklü ifadeler demişiz ve temel gösterimi burada bakın arkadaşlar. Şöyle bir temel gösterimi var. Kökün derecesi B oluyor. Köke alınan sayının üssü A oluyor ya da kökün üssü de diyebiliriz. Köke alınan sayı da bu oluyor. Bakın X köke alınan sayı, A köke alınan sayının kuvvetini, B ise kökün derecesini ifade ediyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bakın şu gösterime alışalım. Çünkü bazen köklü ifadede zorlandığımız zaman üst ifadeye çevirip çözüyoruz. Değil mi? Bakın bu köklü ifade üst ifadeye dönmüş. Dün hatırlarsanız şöyle göstermiştim. 3 üzeri atıyorum 2 bölü 5 ise kök içerisinde 3, şuraya 2, buraya 5 demiştim. Bugün de işi değiştirdim. Mesela 7, 2, diyelim ki şurası da 5 olsun. Bu da şu anlama geliyor. 7 üzeri 2 bölü 5 anlamına geliyor. İşte zaten burada da bunu anlatmışım. Her köklü ifade aynı zamanda üstü bir ifadedir demişim. Bakın burada da bir örnek vermişim. Şurada gözükmeyen 1, şurada gözükmeyen 2 var. 5 üzeri 1 bölü 2. Bakın böyle bir ifadede küp kök x kare diye okunuyor. Bunun da gösterimi şu arkadaşlar. X'i dışarı aldım. 2 alttaydı. Bakın arkadaşlar üste çıktı. 2 bölü 3'teki üste. 3 de aşağı indi arkadaşlar. Bu şekilde demek ki gösteriliyormuş. Bir zorluk yok herhalde. Evet. Benden geliyorsa akvaryumun sesidir. Başka birinden geliyorsa bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi geldik. Kök dışına çıkarma olayı. Bakın, kök dışına çıkarma olayı önemli tabii ki. İşimize yarayacak çünkü. Bakın, şöyle bir ifadeyle karşı karşıya kalırsanız, şunların birbirini götürmesini biliyoruz. Çünkü bu ifade bu şekilde yazılıyorsa 4, 4 ile sadeleşir, 1 kalır. X üzeri 1 demiyoruz. Çift kuvvetler birbirini götürürken, mutlak X diye çıkarken, tek kuvvetler birbirini götürürken arkadaşlar, bakın burada birbirini götürüyor, direkt x diye çıkıyor. Yani ne demek istiyor burası arkadaşlar? Diyelim ki şöyle düşünün, x üzeri 7'ye 7 ise 7'ler birbirini götürür, dışarıya direkt çıkar. Ama atıyorum 12. dereceden x üzeri 12 ise 12'ler birbirini götürür, dışarıya mutlak x diye çıkar. Çiftler birbirini götürürken mutlak, tekler birbirini götürürken direkt çıkıyor. Unutmayalım arkadaşlar. Şimdi kök 49 sayısı kök 7 çarpı 7 demektir. Dışarıya 7 diye çıkarmışız. Veya kök 49, 49 üzeri 1 bölü 2'dir. Sonuçta burada 1, burada 2 var. Üst ifadeye çeviriyoruz. Bu da şu demektir. 49 sayısı 7'nin karesi. 2 ile 2 sadeleşir. Buradan da 7 kalmış olur. Biz bu ifadeyi şöyle çıkaracağız. Bu 7'nin karesi demekmiş. Burada 2 var. Aslında mutlak 7, öyle 7. Doğru mu arkadaşlar? Mesela atıyorum 81 sayısı. 81 sayısı 9'un karesidir. 2'ler gider. Mutlak 9 diye çıkacak. Sebebi de şu arkadaşlar. Mesela kök 36'yı alalım. Kök 36 sayısı eksi 6 ile eksi 6'nın da çarpımıdır. 6 ile 6'nın da çarpımıdır. Şimdi bu dışarıya eksi 6 diye çıkamayacağına göre, çıkaramıyoruz biliyorsun arkadaşlar. Köklü ifadeye dışarıya, çift dereceli bir köklü ifade dışarıya eksi çıkmıyor. Dışarıdan 6 çıkıyor. O zaman böyle yapmak yerine nasıl yapıyormuşuz? Kök 36 sayısı ister eksi 6'nın karesi olsun, ister 6'nın karesi olsun, ister böyle olsun, ister böyle olsun dışarıya böyle çıkacak arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Buna dikkat edeceğiz. Anlaşıldı mı? Peki. Bakın ama tek kuvvet olursa bir korkumuz yok. Bakın 64 sayısı küp kökse arkadaşlar, hem 4'ün küpü deyip küpü böyle yazıp götürüp 4 diye de çıkartabiliyoruz. Mesela bu da eksi 64 olsaydı, bu da şu demekti, eksi 4'ün küpü eksi 64 gitti, dışarıya eksi 4 diye çıkıyor. Bakın tek kuvvetlerde direkt çıkıyor. Bakın direkt çıktı. Bakın direkt çıktı. Unutmayalım arkadaşlar bunu. Bakın burada da şöyle bir örnek vermişim. Yine eksi 2 diye çıkıyor. İsterseniz bunu böyle çıkarabilirmişiz. Eksi 32 demek 1 bölü 5 diye çıkar. Eksi 2'nin 5. kuvvetidir. 5'ler birbirini götürür. Eksi 2 diye çıkar. Böyle gösterimler var arkadaşlar. Burada da bunları göstermişim. Biraz aşağı inmek istiyorum. Bakın 250 sayısını nasıl çıkartmışız dışarıya? Herkes baksın. Şimdi 250
sayısı küp kökten çıkacak. İsterseniz bize şöyle bir gösterim olsun. Bakın, zorlananlar için gösteriyorum bunu. Bazıları direkt çıkarabiliyor ama bazıları da zorlanıyor. 250 sayısını OBEP bölmesiyle bölüyorsunuz. 2'ye böldüm, 125. Şurada şöyle halinde yazalım da 250 küp kök. 125 2'ye bölünmüyor, 3'e bölünmüyor, 5'e bölünüyor, 25. Doğru mu arkadaşlar? Daha sonra 5'e bölünüyor, 5, 5'e bölünüyor, 1. Burada ne işareti var arkadaşlar? Daha doğrusu ne var burada? 3. Aynı sayılardan 2'nin eşi var mı? Yok. Ama 5'in var mı? Var. 3 kere olacak. Şöyle grupluyoruz bunu. 3 tane olmak zorunda arkadaşlar. Bir tanesi dışarı çıkıyor. Ama bunun eşi olmadığı için, birbirini götürecek ifade olmadığı için mecburen şu derecenin içerisinde böyle kalmış oluyor. 5 küp kök 2 diye. Hocam bir örnek daha verir misiniz? Mesela şöyle yapalım. Dördüncü dereceden ne olsun arkadaşlar? 640 sayısı olsun. Tamam. Şimdi bunu nasıl ayıracağız? 640 sayısını 2'ye böldük. 320. Zorlananlar için anlatıyorum bunu. Yoksa biraz uzun tabii ki. 80. 2'ye böldük. 40. 2'ye böldük. 20. 2'ye böldük. 10. 2'ye böldük. 5. 5'e böldük. 1. Dördelli dördelli grupları alacağız. Aynı sayıları. Şuradan bir grup var. Ama bunun dördüncüsü yok arkadaşlar. Bunun zaten yok. Bir tanesi dışarı çıkıyor. Dördüncü dereceden diyoruz. Bu haliyle yazıyoruz çünkü. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 5 40 diye böyle açabiliyormuşuz arkadaşlar. Bir örnek daha verelim mesela. Şöyle olduğu zaman ne yapacağız? Diyelim ki 180 olsun. Dışarı nasıl çıkacak? Hep beraber bakalım. 180'i arkadaşlar 2'ye bölüyoruz. 90, 2'ye bölüyoruz. 45, 3'e bölüyoruz. 15, 3'e bölüyoruz. 5, 5'e bölüyoruz. 1. Burada 2 var görünmeyen. Doğru mu? Aynı sayıları ikişerli ikişerli grupluyoruz. Bunun grubu kalmadı. Dışarı çıktı 2, dışarı çıktı 3. Bu maalesef içeride kaldı. 6 kök 5 diye yapmış oluyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Peki. Gelelim sadeleştirmelere bakın arkadaşlar. Şurada birkaç tane özellik var. Onları inceleyelim. Bakın kökün dışında kalan üs içeri girebiliyor. Bakın görüyor musunuz? Yani şöyle bir ifade varsa 7, 3, 5. Bunun karesini alıyorsanız bunu şöyle yazabiliyormuşuz arkadaşlar. 7, 3 karesi yani 5'in dereceden 7 üzeri 6 diye yazabiliyoruz. Bu iki üssün üssü olabiliyor burada arkadaşlar. Bakın gelelim sadeleşmeye. Başka bir renkle göstereyim. Bakın 8'i 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 3 bakın. Bakın burada 6'yı 2'ye böldüm 3, 10'u 2'ye böldüm 5 bakın. Bakın 4'ü 4'e böldüm 1, 12'yi 4'e böldüm 3. Birinci dereceden 2, 3 olacak. Birinci dereceden kök olmayacağı için 2'nin küpü yani cevap 8 olmuş oluyor. Anlaşıldı mı? Peki. Şimdi geldik arkadaşlar kök içine almaya bakalım. Kök içine alma olayı da şöyle. Bu sefer şu 3'ü içeri alacağız. Şimdi şöyle kapımızın önüne gelmiş. 3 içeri girmek istiyor. Şurada bir tane 2 var gözükmeyen. Doğru mu arkadaşlar? Onu üstüne alıp içeri giriyor. Bu 2 zaten şu 2. Bu 2 de burada duruyor zaten. Kök 3'ün karesi 9. 9 kere 2 18. Mesela 2 küp kök 5 diyelim. Kapının önüne gelmiş. İçeri girmek istiyor. Girecek şimdi. 2 içeri girince bunu üstüne alıyor. 5 zaten vardı. Küp kök 40 olarak bulmuş oluyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Problem yok herhalde içeri girme olayında da. Şimdi bakın arkadaşlar dört işlemi nasıl bunun? Şimdi çarpması köklü ifadelerde bakın rahat aslında. Sadece şu dereceler eşit olsun yeterli arkadaşlar. Bakın 2'ye 2 o zaman çarpıyorum. 8 kere 2 kök 16 dışarı 4 diye çıkıyor. Kök dereceleri aynı ise aynı kök derecesinde beraber çarpılır demiş. Bakın burada da aynı dereceler. Dördüncü dereceden. 2 kere 3, 6. Dışarıdakiler birbiriyle çarpılıyor. Bunlar da kendi arasında çarpılıyor. Dördüncü dereceden kök 25. Kökün önündeki tam sayılar birbirleriyle çarpılır. Bakın burada 3 tane var arkadaşlar. Dereceleri de aynı. O zaman küp kök 5 çarpı 5 çarpı 5. Bir başka deyişle 5'in küpü. Küpler gider dışarı 5 diye çıkar arkadaşlar. Bakın şimdi ise kök dereceleri aynı değil. Şimdi bu durumda ne yapacağız? O zaman kök derecelerini payda eşitler gibi eşitleyeceğiz arkadaşlar. 3, 6, 2 kaçta buluşur? Tabii ki arkadaşlar 6'da buluşur. Burayı 2 ile çarparken, burayı 1 ile çarparken, burayı 3 ile çarpıyorsunuz. Aynı şeyi içeri de veriyorsunuz. Eşitliği bozmamak için. Tamam.
Böylece ne oluyor? 3 kere 2, 6, 7'nin karesi. 6 zaten böyle de 7'nin biri. 6 burada 7'nin küpü. Peki hepsi 6 oldu artık. Yani şöyle bir şey oldu. 7'nin karesi, 6'nın dereceden kök, 7'nin biri. 6. dereceden 7'nin küpü. Artık 6, 6, 6. Yani artık bunun gibi oldu. 6. dereceden 7'nin karesi, 7'nin biri, 7'nin küpü. Bu da zaten şöyle yapar. 6 yukarısı toplamı, 7, 6. 6'lar gider. Mutlak 7, dışarı 7 diye çıkar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Var mı problem? Yok. Burada da aynı örneği zaten biraz farklı olarak vermişim. Demek ki çarpımlarda ya da bölümlerde kök derecelerini birbirine eşitliyormuşuz. Şurada bir çarpım daha var arkadaşlar. Onu görelim. Bakın 5 ile 2'yi çarpıyoruz 10. Kök 3 ile kök 7'yi çarpıyoruz. Çünkü bunun dengi budur arkadaşlar. Bakın dereceleri de aynı. Görüyor musunuz şundan şunu? Ama bunun dengi içinde gözükmeyen bir kök 1 var. Hani aslında yazmasak da olur dediğimiz şey. Ondan çarpılıyor. O zaman şöyle gösterelim isterseniz. Bakınız 5 ile 2'yi çarptım 10. Kök 3 ile kök 7'yi çarptım kök 21. Burada da arkadaşlar kök 6 ile 1'i çarptım. Kök 6 olması lazım. Karışmış mı şurası? Şöyle yapalım. Karışmış. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Ne diyor burada? Her değer kendi dengiyle, kendi kök derecesindekilerle çarpılır demişim. Aman unutmayalım. Şimdi arkadaşlar bölmeye bakalım. Bakın bölmede derecelerin aynı olmak zorunluluğu var rahat yapabilmek için. Yoksa eşitleyeceğiz. Kök 12'yi kök 3'e böldüğümüz zaman kök 4 yani 2 diye çıkıyor. Tabii bu mutlak 2 diye çıkıyor ama 2 diye çıkaracağız. Bakın burada 15'i 5'e bölüyoruz 3. Dereceleri aynı olduğu için arkadaşlar 8'i 2'ye bölüyoruz 4. Bakın görüyorsunuz burada da böyle. Kökün önündeki tam sayılar birbirlerine bölünüyor. Bakın burada ise iş değişti arkadaşlar. Niye değişti? Artık dereceler aynı değil. Şunu 2 ile genişletiyoruz bunu da. Bunu 1 ile genişletmiş oluyoruz. Böylece şöyle oldu arkadaşlar. 6. dereceden 4'ün karesi bölü 6. dereceden 4. Doğru mu? Bu da şu anlama geliyor. 6. dereceden 4'ün karesi 4'ün 1'i. Üstler birbirinden çıkarılıyor biliyorsunuz bölme işleminde. Üst ifadede görmüştük. O da demek ki böyle bir durumda ortaya çıkıyor. Kök dereceleri farklı ise hem kök derecesi hem de köke alınan sayının kuvveti o keklerine genişletilir ve ortak kök içerisinde birbirlerine bölünür. Çarpma gibi. Bir problem yok herhalde arkadaşlar, anlaşıldı. Şimdi bakın yine dereceleri farklı olan bir durum var. 4 ile 6'yı genişleteceğiz yine 12'ye. 2, 2. Buraya 3, buraya 2 yazıyoruz. Son durumların ne oldu? 12'nin dereceden 27'nin küpü bölü 12. dereceden ne oluyor? 9'un karesi. Bu da şu anlama geliyor. 12. dereceden diyelim, ikisini birleştirelim. 27'nin küpü 3'ün 9'u yapar bölü 3'ün kare, 9'un karesi de 3'ün 6'sı yapıyor. Pardon, 3'ün 4'ü yapıyor arkadaşlar. Burada da 12. dereceden 3'ün 5'i bir başka deyişle şöyle yazılabilir. Doğru mu arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki. Bakın burada 18'i 9'a böldük. Kök 15'i 3'e bölüyoruz. Kök 3'e bölüyoruz. 2 tek başına kalıyor. Aslında kalmıyor. Burada ilginç bir şey olmuş. Bakın kaçırmışız. Şurada gözükmeyen kök 1 vardı ya. O yüzden bu 1 bölü 2 olacak. Süper yakaladık. Biraz önceki 1'in önemi. Doğru mu arkadaşlar? 18'i 9'a böldüm. 15'i 3'e böldüm. Burada da 1'i 2'ye bölüyorsunuz. 1 bölü 2. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yazarken de hatamızı buluyoruz. Var mı problem? Var mı problem? Süpersiniz. Gelelim toplamasına arkadaşlar. Toplamada ise bakınız biraz daha kurallar var. Şimdi mesela kök 8 ile kök 2'yi direkt toplayamıyorsun. Kök derecelerinin aynı olması yetmiyor. Kök içindeki sayıların da aynı olması gerekiyor. O yüzden şöyle yapıyorsunuz. Kök 8, 2 kök 2 demektir. Dışarı çıkarmayı öğrenmiştik. Kök 2 de burada var. Şurası. Bunun başında da 1 var. 2, 1 daha ne yapar? 3 kök 2. Kök derecelerinin ve kök içindeki sayıların aynı olması gerekir. Değilse toplanamaz. Biz de aynı yaptık. Bakın şimdi aynı. Bakın şimdi aynı. Bakın şimdi aynı. Aslında ortak parantez alınıyor.
2 3 daha 5 5 5 daha, daha doğrusu burası toplama değilmiş. 2 3 daha 5'i veriyor. 5 küp kök 7. Ya da ortak parantez demişim. Bakın şu şu şu. O zaman küp kök 7 parantezinde alırsam şuradan 2, şuradan 3 toplarsam 5 küp kök 7 yapar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki. Bakın buradan şöyle bir ifade var. Kökün içindeki sayılar aynı bile olsa kök dereceleri farklı olduğu için toplanamaz. Bakın arkadaşlar, toplayamıyorsunuz bunu. Bakın burada ise başlangıçta toplanamaz gibi duruyor. Dereceler aynı ama kök içindeki sayılar aynı değil. O zaman bakalım ne anlama geliyor. 16'yı ayırdığımız zaman 2'ye böldük. 2'ye böldük. 2'ye böldük. Bu. Burada ne var? Küp kök. Aynı sayılardan 3'erli 3'erli gruplayacağım arkadaşlar. Bir tanesini dışarı çıkarıyorum. 2 küp kök 2. O zaman yazıyorum 3 çarpı 2 küp kök 2. Toplamada dereceleri eşitlemiyoruz. Zaten eşit verilir. Eşitleme durumunda olabilir ama biz şu anda kökün içindeki sayıları hallediyoruz. Ya bunu eşitleyemezsin. Yani bunu şöyle düşün. Bunu 2 yaptın, bunu 2 yaptın, bunu 1 yaptın, bunu 3 yaptın, 3 yaptın. Yukarılar eşit oldu, içi eşit olmadı. İçinin de eşit olması gerekiyor. Bak burada yazıyor, kök derecelerinin ve kök içindeki sayıların aynı olması gerekiyor. Çarpmada öyle değil. Çarpmada şunlar aynı olsun yeter. Bölmede şunlar aynı olsun yeter. Ama toplamada bunlar aynı olacak arkadaşlar. Tamam mı? Ya da çıkarmada. Şimdi bakın arkadaşlar, 16'yı çıkardım buradan. Şimdi geldim 250 sayısına. 250 sayısını parçalayalım. 2'ye böldük 125, 5'e böldük 25, 5'e böldük 5, 5'e böldük 1. Burada küp işareti var arkadaşlar. Doğru mu? O yüzden bunu şöyle yazıyoruz. Dışarıya 5 çıkar. Küp kök 2. Onu da buraya getiriyorum. 2 çarpı 5 küp kök 2. 250'yi burada yaptım. 16'yı burada yaptım. Şimdi arkadaşlar artık toplanabilir. 3 kere 2'nin küpü, pardon 3 kere 2 özür, 6 küp kök 2. 2 kere 5, 10, 10 küp kök 2. Artık aynılar, bakın görüyorsunuz. 6, 10 daha ne yapar? 16 küp kök 2. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki. Hemen çıkarmaya bakalım. Şimdi çıkarmadaysa arkadaşlar, özellikle bakın, yine toplamadaki gibi bir özellik gerekiyor. Şurayla buranın aynı olması gerekiyor. Biz de dönüştürdük. Bakın 3 kök 3'ten kök 3 çıkartıyoruz. 2 kök 3 kalıyor. Kök derecelerinin ve kök içindeki sayıların aynı olması gerekir. Değilse çıkarılamaz. Aynı mantık arkadaşlar. Bakın 5'ten 7'yi çıkardım. Eksi 2. Bakın burada yapamıyoruz. Biraz önceki örnek gibi düşünün. Yapamıyoruz. Eşitleyemiyoruz. Burada biraz öncekinden aynısı arkadaşlar. Ben burada uyanıklık yapmışım. Aynı soruyu ortasına eksi koymuşum. Kopyala yapıştır olayı. Peki. Yani toplamayla çıkarmanın mantığı aynı arkadaşlar. Şimdi geldik kök içi köklere, bakın arkadaşlar. Şimdi kök içi köklerde ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Şimdi öncelikle böyle bir ifadeyle karşı karşıya kalmışsanız ya hepsini kök içinde bırakacaksınız ya da hepsini kök dışına çıkaracaksınız. Şimdi bakınız burada ne yapıyoruz? Şu ifade 5 ifadesi, hatta şuraya yazayım isterseniz. 5 kök 5. Bakın şu 5 ifadesi aynen kalsın. Şurada 1 var, gözükmüyor. Şu ise şöyle yazılabilir mi arkadaşlar? Yazılabilir değil mi? Öğretmiştim size biraz önce. Siz de biliyordunuz gerçi. Sonra bunları topladığımız zaman ne yapıyor arkadaşlar? 1 ile 1 bölü 2'yi toplarsam 3 bölü 2 yapar. Bu da şöyle yazılmaz mı? 5 üzeri 3 bölü 2 bölü 2. Şu 3 bölü 2'nin altına 2 yazacağız. Doğru mu arkadaşlar? Bu da ne yapar? 5 üzeri 3 bölü 4 olarak bulmuş oluruz. Doğru mu? Doğru mu? Peki. Şurada 1 bölü 2 diye yazmamın sebebi aslında aynı mantığa geliyor. Bakın arkadaşlar, ya da şöyle yapabiliriz. Bakın bu da diğer bir yöntem. Hoşunuza giderse onu yaparsınız. Bakın buradaki mantık şu. Şunları çarpıyorsunuz. Bakın şunları çarpıyorsunuz. Kök içi köklerdeki kökleri çarpıyorsunuz. 2 kere 2 ne yapar? 4. 4'ün dereceden diyorsunuz. Bu ifade
içeride kalıyor zaten. Yerin dibinde bu. En altta. Kökçi kök. Ama bu diyor ki ben razı değilim diyor. Ben aşağı inmek için bana bir şey vereceksiniz diyor. Bir şartla razı olurum diyor. Ben niye dördüncü dereceye iniyorum? Ben nasıl olsa ikinci dereceye inerim diyor. Bir şartla inerim diyor. Şunu bir sonraki üstlerin çarpımını bir tane olduğu için direkt bana veriyorsunuz diyor. Ona verdik. Gördünüz mü? Biraz sonra başka bir örnekte daha göstereceğim. 2 ile 1'i topluyoruz. 5 üzeri 3 bölü 4 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bakın bir başka örnek zaten burada var. Bakın gösterelim şimdi. Şöyle yapalım. Böyle bir ifadeyi dışarı çıkarmak istiyorsanız. Diyelim ki şunlar da şöyle olsun. 3 olsun. Hatta 3 olmasın ya. 4 yapayım. Daha zor olsun. 4, 4, 4. Önce 4'leri çarpıyoruz. 4 kere 4, 16. 16 kere 4, 64. Aynı küp içerisine yazıyoruz. Bu razı. Bu razı değil. Diyor ki ben bir şartla gelirim diyor. Benden sonraki üstü alacağım diyor. 2 üzeri 4. Bu diyor oho ben inmem diyor. Ben en üstteydim diyor. O da diyor ki tamam diyor 4 ile 4'ün kendinden sonrakilerin çarpımı 2 üzeri 16'yı sana verelim diyor. Tamam bu da ne anlama geliyor? 16, 4 daha 20, 1 daha 21. 2 üzeri 21 bölü 64 olarak buluyoruz. Bir örnek daha verelim arkadaşlar. 5 olsun. 5 olsun. 5 olsun. Dereceleri de şöyle yazalım. Şu 3 olsun. Şu 4 olsun. Şu da 2 olsun. Yazılmaz ama ben yazayım hadi. Hemen geliyoruz. 3 kere 4, 12. 12 kere 2, 24. 24'ü buraya yazıyoruz. Bu razı. Bu değil. Diyor ki benden sonrakini diyor kapama almak zorundayım diyor. Al bakalım diyoruz. Şunu alıyor. 5'in karesi. Öbürüne geliyoruz. Diyoruz ki hadi aşağı in kardeş. Tamam mı? İnmem diyor. Niye inmiyorsun kardeş diyoruz. Bir şartla inerim diyor. Ne istiyorsun diyoruz. Ben de diyor şu 4 ile diyor 2'yi istiyorum diyor. 8'i de buraya yazıyoruz. Daha sonra çözümü buluyoruz. Burada 1 vardı. 24 dereceden 8, 2 daha 11 daha 5 üzeri 11. O da 5 üzeri 11 bölü 24. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki. Bakın burada ise biraz farklılık var. Daha kolay aslında. Bakın şöyle yapalım. 5 ya da 3 diyelim. Fark etmez. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. 16 dereceden 3. Bakın arkadaşlar. Diyelim ki 4, 3, 5, 2. 4 kere 3, 12. 12 kere 5, 60. 60 dereceden 2. Anlaşıldı mı arkadaşlar bunlar? Köpüçük kökler anlaşıldı mı? Peki. Biraz önce verdiğim örnekleri de burada göstermiş zaten. Şimdi gelelim uzayan köklere arkadaşlar. Şimdi uzayan kökler dediğimiz zaman iş değişiyor. Biraz önce kök içi kökler vardı. Şimdi ise arkadaşlar uzayan kökler var. Tamam mı? Dikkatli olalım. Bakın burada ne yapacağız şimdi. Şimdi eğer böyle uzuyorsa, çarpma çarpma biçiminde uzuyorsa, tamam mı? Yapacağımız işlem şu. İki tane yöntem var. Diyelim ki nasıl uzasın? 5, 5, 5. Uzarsa eğer çarpma çarpma, ortasında çarpmalar var gözükmüyor. Birinci yöntem şu. Esas ilmi yöntem. Bir tanesini alıyorsunuz. Bunlardan şunu alıyorsunuz. Uzayan yer buraydı. Uzayan yere x diyorsunuz, eşittir x diyorsunuz. Rasyonel sayılarda da böyle bir özellik vardı hatırlayın. Bunu yaptıktan sonra iki tarafın karesini alıyorsunuz. Bak bunu iyi öğrenin ki hepsinde yapabiliyorsunuz bunu. Toplama olarak uzayan, çarpma olarak uzayan, çıkarma olarak uzayan, bölme olarak uzayan hepsinde yapabiliyorsunuz bunu. İki tarafın karesini alacağız. Bunun karesini alırsak 5x kök gider. Bunun karesi x kare. Doğru mu arkadaşlar? Sonra buradan kare, buradan x gider. Cevabımız neymiş? 5. Bakın bu kadar kolaydı. Tamam. Burada da bakın yine zaten öyle bir örnekte nasıl yapmış? Uzayan yere x konur, x'e eşitlenir. Bakın kök 2x, x'e eşittir. İki tarafın karesi alınır. 2x, 2x'tir. X karedir. X'ler birbirini götürür. 2 olarak bulunur arkadaşlar. Diğer yönteme gelelim. Diğer yöntemi de farklı bir renkle göstereyim arkadaşlar. Diğer bir yöntemi de siyah renkle gösteriyorum. Köklerden bir tanesi alınıyor uzayanlardan bir tanesi. Burada bir 2 var değil mi? Gözükmeyen 2 var. Bakın gözükmeyen 2 var. Çarpmay uzuyorsa 1 çıkartıyorsunuz. Bölme olarak uzarsa 1 ekliyorsunuz. Biraz ters gibi geliyor da ters gelmesin. Kökün derecesi küçüldükçe sayı büyüyor. Mesela şu an büyüdü.
Bir çıkartınca büyüdü. Çarpmaya uygun yani. Birin dereceden kök 5 oluyor. Bir oldu mu kök kalkar, cevap direkt 5. Bu da ikinci bir yöntem olarak aklımızda bulunsun arkadaşlar. Bakın o da öyle yapmış. Yani Aziz Hoca. 2'den 1 çıkartmış, dışarı direkt 2 diye çıkar. Şimdi bunu bir de şöyle bir örnekle gösterelim mesela. İşimize yarar. Bakın şöyle olsun. Böyle gidiyor. Bir yöntem şu. 4. dereceden 27x eşittir x. Diğer yöntem şu ise bir tanesini alıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? 1 çıkartıyorsunuz. Doğru mu? Bu da küp kök 27 yapıyor. Cevabımız 3 çıkıyor. Burada da aynı şekilde iki tarafın 4. kuvvetini alıyorsunuz. 4. kuvvet. Biraz önce kareydi. Bu sefer 4. kuvveti alacaksın kökten kurtulsun. 27x x 4 yapar. Doğru mu arkadaşlar? Buradan da şuradan bir x gider. Buradan da küp kalır. X küp 27 ise x ne yapar? 3. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Zaten hepsi aynı. Herhangi birini alsan da olur. Devam eden aldık zaten. Bak hepsi aynı zaten. Tamam. Siliyoruz arkadaşlar. Şimdi zaten bak burada da benim biraz önce verdiğim örneği göstermiş. Tamam mı? Şimdi bölme bölme uzayanlara bakalım arkadaşlar. Bölme bölme uzayanda 8, 8, 8 diye gitmiş. Biz de onu yapalım isterseniz. Bakın 8, 8, 8. Burada 2 var unutmayın. Burada şöyle yapıyoruz. Bir yöntem şöyle. Bir tanesini alıyoruz orijinal haliyle. Tamam mı? Uzayan yere x eşittir x diyoruz. Bak burada da geçerli. Karelerini alıyoruz. 8 bölü x eşittir x kare. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. X küp 8 ise x'i 2 buluyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Diğer yöntemi de şöyle göstereyim. Bir tanesini alıyorsunuz. Burada 2 vardı unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? Bu sefer 1 ekliyorsunuz. Unutmayın. Bu sefer 1 ekliyorsunuz. Çarpmada bir çıkartmıştınız. Küp kök 8. O da dışarı 2 diye çıkar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın burada bir hemen sorumuz var. Uzayanlardan birini alalım. 81. Doğru mu arkadaşlar? Bölü x eşittir x. Bakın hani bölü x eşittir x yöntemi. Yani şu yöntem. İki tarafında küpünü alıyoruz. 81 bölü x eşittir x küp. Tamam mı arkadaşlar? İçler dışlar çarpımı x4 81 ise x eşittir 3 oluyor. Veyahut diğer bir yöntem. Küp köktü 81 diye alıyoruz bir tanesini. Tamam bu sefer bölü x kullanmıyorum arkadaşlar. Artı 1 diyoruz. Doğru mu? Buradan da 4. dereceden 81 demek dışarıya 3 diye çıkar. Tabii mutlak 3 diye çıkıyor. Biz 3 diye çıkartıyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Peki. Şimdi geldik toplama şeklinde uzayanlara arkadaşlar. Bakalım. Toplama şeklinde uzayanlarda ise yine bakın biraz önceki kuralı gösterebiliriz arkadaşlar. Mesela şunu bir alalım. Kök 30 uzuyormuş bakın artı 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 şeklinde. Artı x eşittir x diyoruz. Bak biraz önce çarpı x eşittir x. Bölü x eşittir x. Artı x eşittir x. İki tarafında karesini alıyoruz. 30 artı x kök kayboluyor çünkü burada kare alınca. Karşının karesi x kare. Karşıya giderse 30 eşittir x kare eksi x oluyor. Buradan da şöyle yapabiliriz kısaca. Şimdi derecenin ekleme gerek kalmadan. X çarpı x eksi 1 diyorsunuz. Buradan da arkadaşlar hangi arka arkaya gelen sayıların çarpımı 30 yapar? 6'ya 5. Çünkü 6 buraya denk gelecek. 5 buraya denk gelecek. Biz x'e zaten cevap olarak neyi bulduk? 6'yı bulduk. Şu yöntemi de önerebilirim arkadaşlar. Şu da diğer yöntemimiz olsun. Tamam mı? Bakın bu sefer şöyle yapıyorsunuz. Bir tanesini alıyorsunuz. 30 sayısı hangi arka arkaya sayının çarpımı arkadaşlar? 5 ile 6'nın. Eğer ortada artı varsa büyük olanı alırdık. Ortada eksi olsaydı küçük olanı alırdık. Tamam mı? 5 ile 6 gibi. Bakın bunu şu örnekte daha rahat görürüz. Bakın herkes baksın. Şuradaki 72 sayısının aldığım 8 ile 9'un çarpımı. Doğru mu? Eksi olduğu için 8'i alıyoruz. Cevap 8.
Diğer yöntem de zaten şuydu. 72 eksi x eşittir x. Karesini al. 72 eksi x, x kare. Karşıya at. 72 eşittir x kare artı x. X parantezini al. X artı x artı 1, 72. Hangi arka arkaya gelen sayıların çarpımı? 8'de 9. Bize 8 lazım. Çünkü küçük olan. Ya da küçük olan demeyeyim de x lazım diye. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Peki. Şimdi geldik özel köklere. Özel kökler dediğimiz zaman arkadaşlar bakın şuna dikkat edeceğiz. Bir kere burada bir tane sayımız olduktan sonra normal bir sayı, normal bir ifade. Şurada 2 olmak zorunda ortada artı ya da eksi olacak. Sonra kök içerisinde bir kök ifadesi olacak. Yani şu şablonu unutmayın. 2 olmak zorunda ortada artı ya da eksi olacak. Sonra bu kısım olduktan sonra diğer kurallara bakılacak. Diğer kural nedir? B sayısı öyle iki sayının çarpımı olacak ki bu da 2 olmak şartıyla o x ile y'nin toplamı da a'yı verecek. Burada da anlatmışım. Şimdi alışalım. Çıkarma işlemi de geleceği için biraz sonra büyük olanı önce yazın, küçük olanı sonra yazın. Hocam ne demek istiyorsunuz? Gelelim örneklere. Bakın şuradaki örneğe bakalım. Kök 15 sayısı 5'te 3'ün çarpımı. 15'te 1'in de çarpımı. Ama ve lakin bize lazım olanı 8'i verecek toplam. Yani 5'te 3'ün toplamı. 2 de var. Ortada da artı var. Önce büyüğü yazın alışın. Sonra küçüğü yazıyoruz. Bulduklarımızı kök içerisine yazıyoruz. Tamam mı? Bulduklarımızı kök içerisine yazıyoruz. Mesela şuraya yazalım bunu da. 9 eksi 2 kök 14. 14 nasıl yazıyorsun? 14. 14 sayısı hangi iki sayının çarpımı? 7 ile 2'nin. Toplamları da bunu verecek. Tamam mı? Önce büyük olan kök içinde, sonra küçük olan kök içinde ortadaki işaret neyse aynen yazıyoruz. Var mı problem? Yok herhalde. Bakın şuna baktığımız zaman bu sefer kuralı bozan bir şey var. Daha doğrusu eksik var. 2 yok. Ama bizden 2 oluşturma şansını vermiş. Nasıl vermiş? Şöyle vermiş. Kök dışına çıkarma özelliği. Şunu biraz önce öğrenmiştik. 40 sayısı 4 ile 10'un çarpımı. Doğru mu arkadaşlar? Niye hocam 8 ile 5'in çarpımı değil? Burada amacımız şu. 2'yi dışarı çıkartmak istiyoruz. 4 dışarı 2 diye çıktığı için o zaman şu hale geldi. 7 artı 2 kök 10. Doğru mu? 10 sayısı da 5 ile 2'nin çarpımı. Toplam 7'yi veriyor. Önce büyük olan sonra küçük olan. Bakın ne kadar kolaymış. Değil mi? Şurada ise arkadaşlar bakınız hemen şurada bir örnek var onu göstereyim size. Bakınız sevgili arkadaşlar burada da 9 eksi 6 kök 2 var 2 yok. O zaman bunu şöyle yapacağız değil mi arkadaşlar? 9 eksi 2 ile 3'ün çarpımı 2 diyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu arkadaşlar? Yok nedir ya? Talha yok diyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bakınız. Burada 6 sayısı 2 ile 3'ün çarpımı. Bize 2 lazım. Şu 3'ü içeri alıyoruz arkadaşlar. 3'ü içeri alıyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Hemen ne yapıyoruz? Bakın. 9 eksi 2. Siz biraz önce onu da öğrendiniz. 3 içeri girerken şapkasını alıyordu. Şurada 2 vardı biliyorsunuz. Çarpı 2. Bu da şu anlama geliyor. 9 eksi 2. 3'ün karesi 9. 9 kere 2 18. Şimdi gelelim şuraya. 18, 6 ile 3'ün çarpımı, 6 ile 3'ün toplamı da burayı veriyor. Önce büyük olan, sonra küçük olan ortadaki işaret. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Peki. Bakın şu örneğe baktığımız zaman burada ilginç bir şey var. Bunun özel kök olup olmadığını anlamamız gerekiyor önce. Bazıları diyor ki tamam diyor hocam bu konuda anlatıyorsunuz ya diyor. Bu da bir özel köktür diyor. İyi de sorulurken sana sınavda deneme sınavında bir sırayla takip etmiyor ki ya da üstünde yazmıyor ki bu özel köktür diye. Anlamanın bir yöntemi olması lazım. Ezberden gitmeyelim. Şimdi bir kere buradan 2'yi çıkartamazsınız. Çıkartırsınız da çıkartamazsınız. Doğru mu? Başka bir yöntemi var ama o işlere girmeyelim kesirli ifade işlemine. Bakın ne yapacağız şimdi burada? 21 sayısından 2 çıkartamıyorsak önce bir deneyeceğiz. 21 sayısı hangi sayıyla hangi sayının çarpımı? 7 ile 3'ün. O 7 ile 3'ün çarpımı buradaki sayının 2 katını veriyor mu vermiyor mu? Toplamı pardon. Veriyor mu vermiyor mu arkadaşlar? Veriyor mu?
Veriyor mu arkadaşlar? Bakın burası da çarpımları, toplamları da bunun iki katını vermek zorunda. O zaman bu özel köktür diyorsunuz. Bu da bir özel köktür diyorsunuz ama bir hamle gerekiyor buraya. Nasıl bir hamle gerekiyor? Kök 2 ile çarp, kök 2 ile böl. Bu hamle gerekiyor. Hemen o hamlemizi yapalım arkadaşlar. Bakın şimdi izleyin. Kök 2 ile çarpıyorum şimdi ifadeyi. Şöyle yapayım hatta. Herkes baksın. Şimdi bu ifadeyi kök 2 ile çarpacağım arkadaşlar. Bunda bunu çarptığım zaman öğrenmiştim. Kök 10. Bundan bunu çarpamıyorum. Başında 1 var. Dengi dengine gelmesi lazım. Bu kök 2, bu kök 2 kök. Başındaki 1 ile çarpılır. 2 kök 21 olur. Doğru oldu mu olmadı mı arkadaşlar? Başındaki 1 ile çarpıldı. Anlaşıldı mı? Peki. 21 sayısı neyle neyin çarpımı? 7 ile 3'ün. 10 sayısı neyle neyin toplamı? 7 ile 3'ün. O zaman şimdi oldu. Kök 7 artı kök 3 bölü kök 2. Fakat paydada kök 2 olmaz arkadaşlar. Biz buna eşlenik diyoruz. Biraz sonra göreceğiz. O yüzden bunu eşlenikle çarpacağız. Paydada köklü ifade kalmayacak. Yani irrasyonel ifade kalmayacak. Kök 2 bunun eşleniğidir. Biraz sonra göreceğiz. Hem bununla çarpacağız. Çarpalım. Kök 2 kere kök 7 ne yapar arkadaşlar? Kök 14. Kök 2 kere kök 3 kök 6. Kök 2 kere kök 2 kere 2 yapar. Bunun cevabını da böyle bulmuş olduk arkadaşlar. Nasıl 2 oldu orayı anlamadım. Hangisi nasıl 2 oldu? Kök 2 ile kök 2 çarparsan kök 4 yapar. Kök 4 de 2 yapar. Okyanusta yüzüyoruz, derede buluyoruz. Değil mi? Anladın mı? Ha, başındaki 2'yi anlamadım. Şimdi bak. Şimdi bununla bunu çarparken şöyle düşüneceksin. Bunların kök dereceleri aynı. O yüzden aynı kök içinde buluşturuyoruz bunu. Şu 2'yi yazıyoruz. Bu ise parantez içinde yazılır. Çünkü niye? O bir kalıp halinde. 5 artı 1 kök 21. Burada 1 var gizli olarak. Şimdi çarpalım beraberce. 2 kere 5, 10. 2 kere 1, 2, 21. Sen sonra unutma. Bunlar çarpılırken bu bundan çarpılır sadece. İçindekiyle çarpılmaz. Tamam mı? Evet, bu da bu şekilde arkadaşlar. Evet, şöyle yapalım hemen arkadaşlar. Köklü ifadede eşlenik. Şimdi siz burayı bir hemen okurken arkadaşlar, bir saniye, çok önemli bir telefon gelmiş olabilir. Hemen burayı bir okuyun. Burayı bir okuyun arkadaşlar. Evet, okuduk herhalde arkadaşlar. Bakın şimdi diyor ki köklü ifadelerde eşleniğe gelmeden önce şurada bir şey göstereceğim size. Ne olur ne olmaz. Bakın bu ifade şöyle olsaydı. Durun şöyle göstereyim. Önce zordan başlamayın. Şöyle olsaydı. Herkes baksın bura, bu önemli arkadaşlar. Şimdi bana biraz önce öğrettiğime göre söyler misiniz? Ne olacak? 30 ne dediğin çarpımı? 15'te 2'nin mi? 10'la 3'ün mü? 5 ile 6'yı mı alacağız? Niye 5 ile 6'yı aldınız? 11 etsin diye mi? Peki şimdi izleyin. Ne diyordunuz biraz önce? Kök 6 artı kök 5 demiyor muydunuz? Ama sabahtan beri şurası hep 2 idi. Doğru mu değil mi arkadaşlar? İsterseniz hemen biraz yukarı gideyim. Bakın. Hep 2 idi arkadaşlar. Bakın hep 2 idi. Görüyor musunuz? Hep 2 idi. İlk defa 4 oldu. Ne olacak şimdi? Şöyle yapacaksınız, unutmayın. Şöyle yapıyorsunuz. 4'ü yarıya indiriyorsunuz. 4'ü 2'ye bölüyorsunuz. 2. Yani cevabımız kök içerisinde kök 6 artı kök 5 oldu. Bir tane daha göstereyim. Bakın buraya bakın şimdi. Herkes baksın. Şöyle bir ifade olsun bu sefer. 24 koyayım.
Ne olsun? 14. Evet. 24 sayısı nerenin çarpımı arkadaşlar? Kaça alacağız? 8'e 3 mü? 6'ya 4 mü? 12'ye 2. 8'e 3 olur mu? Olmaz. 12'ye 2. 12 artı 2. Şimdi iyi izleyin arkadaşlar. Önce kök 12'yi yazıyoruz. Sonra kök 2'yi yazıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Buraya 5 yazıyoruz. Bunun yarısı. Aslında siz, bakın iyi izleyin şimdi. Aslında siz, herkes baksın buraya. Aslında siz. Bunu söyler misiniz bana cevabını? Şöyle mi yapacağız? 6 ile 7 değil mi? Doğru mu? Toplamı da bunu veriyor. Önce büyük olanı yazıyoruz. Sonra küçük olanı yazıyoruz. Şuradaki ifadede yarısını indirin. 1. 1 yazılır mı peki? 1 oluyor muydu arkadaşlar? Yazılmıyordu değil mi kök derecesi? O yüzden cevap böyleydi. Anlaşıldı mı nereden geldi? İspatı var yani. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki. Şimdi arkadaşlar eşleniğe geldik. Bakın eşlenik ne demektir? Eşlenik paydala köklü ifade olduğu durumlarda eşleniğiyle çarpılarak payda köklü ifadeden kurtarılır. Mesela a bölü kök 7. Eğer a bölü kök 7 ile karşı karşıya kalmışsanız kök 7 ile çarpıyorsunuz. A kök 7 bölü 7 oluyor arkadaşlar. Bakın burada göstermişiz. Bakın şöyle bir ifadeyle kalırsanız a kök 3 eksi 2. Bunun eşleniğini yazacak olursanız arkadaşlar ilkini aynen yazıyorsunuz. İkinciyi eksi ise artı, artı ise eksi olarak aynen yazıyorsunuz. Tamam mı? Yukarısı a kök 3. Bununla bunu çarpıyorsunuz. Sonra 2a. Aşağıdaki ise bakın burada şuna dikkat edin. Şu ikisinin karesi eksi şu ikisinin karesi. Daha doğrusu çarpımları. Niye karesi diyorum? Bir meşhur bir şey var arkadaşlar. A eksi b, a artı b. Çarparsak a kare eksi b kare olur. Zaten eşlenikte hep bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Eşlenikte hep bunu kullanıyoruz. Doğru mu? Eşlenikte hep bunu kullanıyoruz. Biz de kullanalım. Birincinin karesi 3, ikincinin karesi 4. O zaman cevabımız ne oldu? Eksi yukarı dağıtırsak eksi a kök 3 eksi 2 a olur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Bir tane daha göstereceğim şimdi. Bakın şimdi diyelim ki şöyle bir şey olsaydı. A bölü 3 eksi 2 kök 2. Bunun nasıl eşleniyor arkadaşlar? Hemen yazalım. Birinciyi aynen yazıyoruz. İkinciyi böyle yazıyoruz. Doğru mu arkadaşlar? A ile 3'ü çarpıyoruz. 3A. 2 kök 2 ile A'yı çarpıyoruz. 2A kök 2. Aşağıya geliyoruz arkadaşlar. Aşağısı önemli. Birincinin karesi 9. İkincinin karesi 8. 9 eksi 8 ne yapar? 1 yapar. Direkt cevabımız buymuş. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki. Burası sondu. Bir ara verelim isterseniz. Aradan sonra devam edelim. 19.45. 55 geçe buradayız arkadaşlar.